Ben ngsorucam.com'dan Hakan Hoca. Bu çalışmada Nartest yayınlarının 1. online denemesine ait 7. sınıf İngilizce sorularını beraber cevaplandıracağız. Soru başlığıyla başlayalım. Whose best friend is easy going? Kimin en iyi arkadaşı? Uyumlu, rahat şeklinde. Burada yaparken şuna bakacağız. 4 farklı kişi var burada. 4 farklı kişinin arkadaşlarının özelliklerini altlarına yazarsak karıştırmadan doğru cevaba daha hızlı ulaşmış oluruz. Olivia için değerlendirelim. My best friend's name is Judy. En iyi arkadaşımın ismi Judy. She is in my class. Benim sınıfımda. She always smiles and tells truth. Her zaman gülümser ve doğruyu söyler. O zaman Olivia'nın arkadaşı gülümsediği için cheerful, neşeli olacak. Doğruyu söylediği için honest olacak. O zaman Olivia'yı eniyoruz. I have a best friend called Isabella. Isabella adında benim bir arkadaşım var. She always gets high marks at school. Okulda her zaman yüksek notlar alır. She doesn't often get worried or upset. Sık sık kaygılanmaz veya moral bozulmaz. Easy going, rahat, uyumlu anlamı var. O zaman Benjamin'in arkadaşını relax ve easy going kelimesini yerleştireceğiz ki cevabı da zaten bulmuş olacağız. Yine Charles ve Amelia'nın arkadaşlarını inceleyelim. Charlie'nin arkadaşına bakalım. Ethan is my best friend. Ethan benim en iyi arkadaşım. He doesn't like getting late for school. Okula geç kalmayı sevmez. Demek ki punctual, yani dakik. He always makes me laugh. Her zaman beni güldürür. I love his jokes. Demek ki aynı zamanda bu da funny. Melian'ın arkadaşına baktığımızda Lucas is my best friend. Lucas benim en iyi arkadaşım. I get on well with him. Onunla iyi geçiniyorum. He is full of energy. Enerji dolu. Enerji doluysa energetic. He always buys presents for me. Her zaman benim için hediyeler alır. Generous kelimesini buraya yerleştireceğiz. Benjamin'in ifadesindeki Isabella easy going tabirini karşılıyor. Cevabımız Bursa. İkinci sorumuzu inceleyelim. Who is talking about extinction of mammoths? Mamut hayvanlarının yok olmasıyla ilgili kim konuşuyor? Bunu bulmaya çalışacağız. Merkezdeki soruyu inceleyelim. What do you know about mammoths? Mamut denilen bu eski zamanda yaşamış olan fillerle ilgili olarak da ne biliyorsunuz? Bizim burada arayacağımız neslinin tükendiğini kim anlatıyorsa bunu bulmaya çalışacağız. Jack'in konuşmasını inceleyelim. They've lived up to 70 years. 70 yıl kadar yaşar diyor. O zaman bu yaşam süresini söylediği için lifespan kelimesi olacak ki bizim istediğimiz yok olmak kelimesi olacak. Bunu eriyoruz o zaman. Jack'in ifadesi değildir. Laura'ya bakalım. They lived in Asia, Europe and North America. Asya'da, Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da yaşadığını anlattığında habitatlarından bahsettiği için Laura'yı da eleyeceğiz. Tine'ye baktığımızda they were mammals, they ate different plants. Onlar memeli hayvanlardı ve farklı bitkiler yerlerdi diyor. Tina da burada hayvanları sınıflandırmadan bahsediyor. Classification'ı kullanabiliriz. Peter okuduğumuzda they lived in the world about 10,000 years ago. Bu hayvanların dünyada yaklaşık 10.000 yıl önce yaşadığından bahsetmekte. Yani şu anda bu hayvanların yok olduğunu anlatmakta ki bizim istediğimiz kelime de bu olacak. Cevabımız Peter olacak. Üçüncü sorumuza geçtiğimizde who cannot attend the camp? Kampa kim katılamayacak? Buna bakacağız. Jake, Paul, Mike and Harry are friends. Bunların hepsi arkadaşlarmış. They want to attend a camp together. Bir kampa beraber katılmak istiyorlar. There is a summer camp which offers different sports. Farklı sporlar sunan bir yaz kampı var. Jake likes individual sports. Jake bireysel sporları seviyor. Hiking, archery, tennis bireysel sporlara giriyor. Devamını okuyalım. He enjoys shooting arrows. Shooting arrows demek ok atmaktan keyif alıyor ki bu archery kelimesi okçuluk kelimesidir. Demek ki Jack katılacak. Jack'in katıldığını buraya yazalım. Biz kimin katılamayacağını bulacağız. Bunu inceleyeceğiz. Paul prefers team sports. Paul takım sporlarını tercih ediyor. Beyzbol takım sporlarından bir tanesidir. He also likes walking in the nature. Aynı zamanda doğada yürümeyi de seviyor. Doğada yürümek kelimesi de hiking ifadesidir. O zaman Paul da etkinliğe katılacak. Geriye kalan iki kişi Mike ve Harry seçeneklerde de iki isim verilmiş olduğundan
Jack ve Paul'un olduğu her türlü seçeneği eleyeceğiz. A'da Jack Paul var, C'de Paul var, D'de Jack var. Cevabımız B şıkkı olacak ama biz yine de diğer şıkları okuyalım. Mike usually prefers winter sports. Mike genellikle kış sporlarını tercih ediyor. He doesn't enjoy team sports. Takım sporlarını sevmiyor. Aşağıdaki durumların hiçbirisi kış sporlarını ilgilendirmiyor. Onun için Mike bu etkinliğe, bu kampa katılamayacak. Harry likes indoor sports. Harry kapalı mekan sporlarını seviyor. Dışarıda yapılacak aktiviteleri sevmiyor. Buradaki etkinliklerin hepsi de dışarıda yapılan sporlar. O zaman Harry de etkinliğe katılamayacak olan diğer kişi. Cevabımız B şık olacak. Which of the following does not have an answer in the text? Text'te hangi sorunun cevabı bulunmamaktadır diyor 4. soruda. Öncelikle soruları bir okuyalım. A. What's the name of his birthplace? Onun doğduğu yerin adı nedir? Yani nerede doğdu? How old was he when he died? Vefat ettiğinde kaç yaşındaydı? What was his profession? Mesleği neydi? What was the reason of his death? Ölüm nedeni neydi? Münir Özkul was a famous actor in Turkey. Münir Özkul Türkiye'de önemli bir aktördü. Aktör dediğine göre mesleğini anlatıyor. C şıkkında bu var, buna eleyeceğiz. He was born in 1925 in Istanbul. 1925 yılı İstanbul'da dünyaya geldi. Nerede doğduğu yazdığı için A şıkkını da eleyeceğiz. He appeared in many films during his lifetime. Hayatı boyunca birçok filmde rol aldı. He married Ümman Özkul in 1986. 1986 yılında Ümman Özkul ile evlendi. In 1972, 1972 yılında he won a Golden Orange Award for Best Actor for his performance one of his films. Filmlerinden bir tanesinde göstermiş olduğu performansından dolayı Altın Portakal'da en iyi aktör ödülünü kazandı. He died in 2018 in Istanbul. 2018 yılında da İstanbul'da vefat etti. Bakın burada baktığımızda 2018'i 1925'ten çıkarttığımızda kaç yaşında olduğunu da bulabiliriz. O zaman B şıkkını deniyoruz. Cevabımız D şıkkı olacak. 5. soruya bakalım. Which picture shows the animal that Rüzgar describes? Rüzgar'ın anlattığı hayvan aşağıdakilerden hangisi? Buna bakacağız. We can find these animals in the grasslands. Biz bu hayvanları otlaklarda görebiliriz. D şıkkındaki pandayı otlaktan ziyade bambu ormanlarda görürüz ama şu an için dursun. They usually live in Africa. Afrika'da yaşarlar. Bir kere panda uzak doğuda yaşıyor. Öncelikle hemen bunu eliyoruz. Diğer 3 hayvan için belirleyici bir cümle şu an için göremiyoruz. They are herbivores. Herbivores demek otçul demek. Ayı için konuşacak olduğumuzda ayı genel kategoriye girdiğinde etçiller kısmına girer. Aynı zamanda et ve ot yediğinden dolayı hepçil olarak da değerlendirilir. Ama genel sınıflandırılması etçil grubundadır. Bu nedenle A şıkkını da ediyoruz. They can live up to 50 years in the wild. Vahşi yaşam şartlarında 50 yıl kadar yaşayabilir. They run up to 50 km per hour. Saatte 50 km hızla koşar. These animals are endangered. Bu hayvanlar nesli tehlikede. So they need our protection. Bu nedenle bizim korumamıza ihtiyaçları var. Bir kere mamut olamaz. Bunlar nesli zaten tükenmiş durumda. Burada B şıkkını da ediyoruz. Cevabımız o zaman C şıkkı olacak. Soruyu okuyaraktan devam edelim. Which of the following two topics does Rose talk about? Rose aşağıdaki konu başlıklarından hangisi üzerinde konuşmaktadır? Buna bakacağız şimdi. Money health, para sağlık, education career, eğitim kariyer, hobbies, business, hobiler ve iş, robots and family, robotlar ve aile. I think I'll have bright future. Tahminimce harika bir geleceğim olacak. I study very hard to be successful at school. Okulda başarılı olmak için çok sıkı çalışıyorum. I want to go to university and study medicine. Üniversiteye gitmek ve tıp eğitimi okumak istiyorum. It's my dream to become a doctor and work in a big hospital in New York. İyi bir doktor olmak ve New York'ta büyük bir hastanede çalışmak benim hayalim. I also want to discover new things and write books. Aynı zamanda yeni şeyler keşfetmek ve kitaplar yazmak istiyorum. I believe I will make my dreams come true. Rüyalarımı gerçekleştireceğime inanıyorum diyor. Şimdi buraya kadar bahsedildiğinde bakın tıp eğitiminden bahsettiği için education, doktor olmaktan bahsettiği için de kariyer kısmına gelecek burada. Cevabımız B şık olacak.
Yedinci sorumuz klasik bir soru. Aşağıdakilerden hangisi bu boşluğa gelmeyecek? Buna bakacağız. Yine sorumuzu da okuyalım. Which of the following questions does not Louis ask Helen? Aşağıdaki sorulardan hangisini Louis Helen'a sormamakta? In the evening dediğine göre ne zaman diyecek? Ne zaman kelimesi de burada bakın. İki şıkta geçiyor. Tabii cümlenin devamını okuduğumuzda. Because I don't have any time during the day. Gündüz bunu yapmaya hiç zamanım olmuyor. Bir şey yapmaya zamanım olmuyor dediğine göre bakalım. Favori belgeselin ne zaman diye sorsa böyle bir soruya böyle bir cevap verilmez. When do you usually watch television? Ne zaman televizyon izlersin demiş olsa. Akşam deyin çünkü gündüz bunu yapmaya zamanım olmuyor. Burada C şıkkı ne diyoruz? Buraya C şıkkı gelecek. No, not really. No dediğine göre soru kelimesi olamayacak. Yani yardımcı fiilde başlatılan bir cümle olacak. Do you ever watch news? Haberleri çizler misin? No, not really. O zaman D şıkkını deneyeceğiz. Buraya yerleştireceğiz. I think it's boring. Bence sıkıcı. I usually prefer wildlife documentaries. Ben vahşi yaşam belgesellerini izlemeyi tercih ediyorum. They are educational and entertaining. Eğitici ve eğlendirici. Helen'ın son cümlesine baktığımızda I watched a talk show. It was fun. Bir talk show izledim ve eğlenceliydi. Geçmiş zamanda kullanılan bir durumu da ifade eden bir soru olmuş olacak. Bakın geçmiş zaman bu is, bu did. 5 gün öncelik verelim. Geçen akşam ne izledin? Ne izlemiş? Talk show izledim. Eğlenceliydi. İstediğimiz sonucu da burada da görebiliyoruz. O zaman B şıkkını dediğimizde A şıkkı buradaki boşlukların hiçbirisine gelemeyecek. Cevabımız A. 8. sorumuz bir davetiye ile ilgili. Which of the following is correct? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Let's celebrate Jack's 15th birthday. Jack'in 15. yaşını beraber kutlayalım diyor. Saturday 10th July. 10 Temmuz Cumartesi günü. Greenway Sports Hall. Greenway Sports Salonu'nda olacak. Saate baktığımızda 14:17 bu saatler aralığında. Call aramak isterseniz de numara bu. Şıklarda biz doğruyu arayacağız. Jack is already 15 years old. Jack çoktan 15 yaşına girdi. Çoktan girmiş olsa doğum günü neden yapsınlar? Böyle bir cevap olamayacak. The party finishes at 5 o'clock. Parti saat 5'te bitecek. Cevabımız bu olacak. We don't know where the party is. Partinin nerede olduğunu bilmiyoruz diyor. Partinin nerede olduğunu burada belirtmişti. We can get information via internet. İnternette bilgi alabiliriz. Halbuki burada telefonla bilgi alabilirdiniz demişti. Bu ifade de yanlış. Doğru cevabımız 5 şık olacak. 9. soru bir anket sorusu. Choose the best chart according to text above. Yukarıdaki tekste göre en iyi grafik hangisidir? Buna bakacağız. Kate Miller conduct a survey about the types of TV program that people watched in a town last week. Bayağı uzun bir cümle. Bunu beraber çevirelim. Kate Miller geçen hafta kasabadaki insanların izlediği TV programları türleri hakkında bir anket yaptı. According to results, sonuçlara göre soap operas were the least preferred programs among them. Pembe dizi bu programlar içerisinde tercih edilen en düşük, en az programdı diye yapacağız. O zaman bizim seçeneklerde şunu aramamız lazım. Soap operayı bulacağız ve en düşük oranı bulmaya çalışacağız. Soap operaya bakıyoruz. Birinci A şıkkında. Bakın en büyük oran burada. Tam tersi. Biz en düşüğü arıyoruz. Burayı eledik. B'ye baktığımızda soap opera maviyle gösterilmiş. En düşük oran. Evet bunu kenara koyalım şu an için. C şıkkına baktığımızda soap opera turuncuyla gösterilmiş. %14 ama kendisine daha düşük olan %7'lik bir quiz show var. O zaman bunu deleyeceğiz. D şıkkına baktığımızda soap opera'ya turuncu renkte verilmiş 14. Maviyle verilmiş 7 talk show var. Bu da bizim grafiğimize uymayacağından dolayı D şıkkını da eliyoruz. Doğru cevap B. 13 sorumuzun iki farklı sorusu var. Bunu inceleyelim. What do you think about the future of our planet? Gezegenimizin geleceği hakkında ne düşünüyorsun? Whose prediction is positive? Bununla ilgili olarak kimin beklentisi pozitif olacak? Seçeneklerde biz pozitif olanı bulduğumuzda doğru cevaba ulaşmış olacağız. I think there will be more wars. Daha fazla savaş olacaktır. Bu negatif ifade. Bu ne diyoruz? I guess air pollution will increase. Hava kirliliği artacağını tahmin ediyorum. Bunu deniyoruz. Bu da negatif bir ifade. I believe it. I believe it will be more peaceful place. Daha huzurlu bir yer olacağına inanıyorum. Bu pozitif ifadedir. Kenara koyduk. There will be more environmental problems. Daha fazla çevresel problemler olacak diyor. Bu da bir negatif ifadedir. Bunu dediğimizde Jack'in ifadesi pozitif bir ifadedir. Jack de C şıkkında verilmiştir. Doğru cevabımız C'dir. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.